Yeter. At ağzına şunları. Ya herkese ne oluyor böyle? Şimdiye kadar çoktan barışmışlardır. Seyhan abimi bir arayalım mı anne? Ara. Barıştıkları falan yok. Her şey daha berbat olmuş. Herkes buna kendini alıştırsa iyi olur. Dün gece Yaman'la konuştum. Günaydın anne. Ben de onu merak ediyorum. Sabah uyandığımda yoktu. Telefonu da kapalı. Hay Allah, nereye gitmiş olabilir? Ne oldu peki? Kavga mı ettiler? Belki tekrar Bahar'ı görmeye gitmiştir. Beni hemen ara haber alırsa. Hay Allah, Seymen ortada yokmuş. Ben de Bahar yengem abimi görünce yumuşar diye düşünmüştüm. Gelin hanım, Yaman'a yapılan hakareti ciddi olarak üzerine alındı anlaşılan. Ne dostlukmuş ya. Saçma sapan konuşma. Seymen'i bilmez misin? Kim bilir ne kadar ağır konuşmuştur kıza karşı. Hem de öyle pırlanta gibi kıza karşı. Ağam çok arar onun gibisini, çok. Allah Allah. Ya ağlama Barış'ınlar. Aşk her zaman kazanır Hayriye abla, bilmiyor musun? Kazanır. Sen kırtak ortalı, sonra da işi kalmadı aşk kazanır. Aşkı besleyeceksin, iyi bakacaksın ki kazansın. Ağlama, yürü sen. Yürü hadi lütfen. Gitmiyor. Ne olacak gelin abla bir daha gelmezse? Başı göğe mi erecek ağamın? Allah korusun kız, yürü hadi. Hadi gel. Ay, siniri bozuldu. Tamam, ben birbirini bu kadar seven iki insanın iletişim kuramamasını anlayamıyorum. Ha, sonra çok üzüleceklerini bile bile hem de. Çok saçma. İşte Zeynepciğim. Gördüğün gibi aşk masallardaki gibi değil. Genelde biraz korku filmi havası taşır. Boşu boşuna abuk subuk şeyler yaşayıp alt üst olduğunla kalırsın. Hayır efendim. O beceriksiz kadınlara mahsus bir durum. Ne istediğini bilen sabırlı bir kadın muhteşem bir aşkı kraliçe gibi yaşayabilir. Sürgündeki asilzadeler gibi. Her gün kalkıp kendi kendine tacını takarsın. Ama teban falan yoktur. Seni herkes deli sanır. Aşk iki kişi yaşanır anneciğim. Eskiden tek kişi oluyormuş ama artık en az iki kişi gerekli. En az iki. Terbiyesizler. Siz ne anlarsınız aşkta?